Evet, Türkiye'de işçi ve memur sendikacılığı AKP döneminde ciddi anlamda iktidara yanaşan bir sendikacılık türü oluşturdu. Yani bu bir aslında sarı sendika da diyemiyoruz. Yani burada daha çok kamuda örgütlü işçi ve memur sendikalarından bahsedersek eğer. Yani burada iktidarın borusunun öttüğü, sendikacıların iktidarın yanında olmayı özellikle tercih ettiği, hem kendi yönetimlerini korumak açısından hem de yani uzlaşmacı yönlerini çok fazla öne çıkarmak açısından. Neden bu kadar uzlaşmacılığı öne çıkarıyorlar ve mücadele etmiyorlar eylemsizlik içindeler? Çünkü bir kere şey var, yani ideolojik olarak iktidara kendini çok yakın hissediyorlar. Zaten iktidar bu sendikacıların, yani kendisine yakın sendikacıların koltuklarını koruması için de elinden geleni yapıyor. Yani onları güçlendirecek, eğer kendisine yakınsa onları güçlendirecek her türlü adımı atıyor. Yani müdahale de edebiliyor. Yani sendikaların genel kurullarına bile müdahale edebilecek bir güce sahip oldu. Dolayısıyla AKP dönemi sendikacılığı bitirdi. Türkiye'de işçi sendikacılığı ve memur sendikacılığı, hani memur sendikacının zaten şeyi yoktu, bir takım yani toplu sözleşme hakkının grev hakkı olmadan bir anlamı olmaması dolayısıyla, ama bu kadar yerlerde sürünmemişti memur sen eliyle memur sendikacılığı da. Yani düşünün, bir kere 2024 yılı için toplu iş sözleşmesi bağlıyor. Yani tırnak içinde toplu iş sözleşmesi öyle yazdığı için yasada. İyi ama yani hani önerilen, hedeflenen enflasyon deniyor. Yani biz yaşanan enflasyonu vermeyiz. Hedeflenen enflasyon, onu da düşük tutarız. İşte %33 demişlerdi program başında, orta vadeli program. %33, peki hadi verin %33'ü. Vermediler. Ne yaptı? Neye razı oldu memur sen? %15 artı 10'a razı oldu. Bunun yıllık ortalaması %23,5 ediyor. Yani yılın ilk 6 ayında %15, 100 lirası 115 lira oluyor memurun. Ve ikinci 6 ayında da 123 lira ortalama gelecek şekilde 126,5'a geliyor. Yani böyle bir pardon, evet, 126,5, ikisinin ortalaması 123,5 ediyor. Yani %23,5, %33 yerine %23,5'a razı oluyor. Hani yıl sonunda bitirdiğinde ki %26,5 alsak bile, hani yılın sonunda, yılın başına kıyasla 26,5 gözüküyor. İyi ama 33 nerede, 26,5 nerede? Şimdi bir kere böyle bir şey var. İşçi sendikaları da şöyle bir açmaz içindeler. Türkiye'de asgari ücret görüşmeleri adeta şey olmayan, grev hakkı olmayan en büyük toplu iş sözleşmesi anlamına geliyor. Grev hakkı yok. Sendikalarda zaten elimiz kolumuz bağlı muhabbeti yapıyorlar. Oraya katılan Türk iş özellikle. Grev hakkı yok diyorlar. Ne yapalım edelim? Aslında çok fazla şeyi, asgari ücretin çok yukarı gitmesini de istemiyorlar. Neden? Çünkü kendi bağıtladıkları toplu iş sözleşmeleri giderek düşük kalmaya başlıyor. Gerek artış oranı, gerekse de işte ücret seviyeleri birbirine çok yaklaştığı için. O nedenle de bu asgari ücret meselesinde Kerhen, yani tabii ki oraya Türk İş tek yetkili sendika olarak katıldığı için, konfederasyon olarak katıldığı için, hani işçilerin hakkını savunuyormuş gibi yapıyor ama bunun için hiçbir eylem yapmıyor. Yani hiçbir, mesela bugüne kadar asgari ücret konusunda Türk İş'in örgütlediği bir şey yok, bir kitlesel eylem yok. Halbuki yapılması gereken şey bu. Madem ki şeyiniz yok elinizde, bir grev hakkınız yok, o zaman bunu meydanlardan haykırarak yapacaksınız. Bunu yapmıyorlar dediğim nedenlerle. Yani öbür taraftan iktidara çok yakınlar. Yani bu İmam Hatip arkadaş kardeşliği çok önemli. Yani Türk İş Başkanı İmam Hatip'li, öyle, Tayyip Erdoğan öyle. Yani aynı sınıf arkadaşları, okulları da çok önemli değil. Burada bir okul kardeşliği oluşturuyorlar. Yani muhafazakarlıkta birleşen, sermaye iktidarını destekleyen bir işçi sendikası lideri. Yani sermayeyi ve sermaye iktidarını destekleyen bir işçi sendikacılığı ve memur sendikacılığı sonuçta var.
Bu tabii şeye çok aykırı. Yani bir sınıf sendikacılığı meselesinin tam zıttında duran bir olay. Aslında bu kadar kötü değildi AKP öncesinde. En azından örneğin 90'lı yıllarda, 89 sonrasında özellikle Türk İş'in de içinde yer aldığı, AK İş'in de hatta olduğu, tabii DİSK'te var. Bunun yanına bazen siyasi nedenlerle TESK ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği bile katılıyordu. Ve 1997-28 Şubat sürecinde mesela ortak eylemler yapabilmişlerdi. Bu laiklik karşıtı iktidarın tutumuna karşı. Ama her halükarda ücret sendikacılığında oldukça başarılıydı Türk İş. Yani 1989-99 arasına bakın. 1980'lerdeki ücret kayıplarını telafi etti, üstüne geçti. Tabii telafi şöyle, yani telafi de tırnak içinde söyleyelim. 1980'lerdeki kayıpları tam telafi etmiyor. 1980'lerde bir takım şeylerden mahrum kalanlar, yani ücreti çok düştüğü için okula çocuğunu gönderemeyen bir işçinin durumunu düşünün. Ücreti artmış 90'larda ama çocuğunu okutamamış 80'lerde. Dolayısıyla bazı sosyal yaralar kalıyor. Ama bu sosyal yaralara rağmen ekonomik anlamda onarım oldu 90'lı yıllarda. Ne zamana kadar? İşte yeni bir büyük IMF programı gündeme gelene kadar. O da ne zaman gündeme geldi? O da işte 1 Ocak 2000 yılında başlayan yeni IMF programıydı. Bu IMF programında en uzun süre uygulayıcısı AKP oldu. Dolayısıyla siyasi iktidar bu IMF programından itibaren siyasi iktidarlar AKP öncesinden başlayarak emek hareketini önemli ölçüde kontrol altına aldılar. AKP döneminde buna dini şeyler de girdi. Yani din üzerinden, inanç sistemi üzerinden emek hareketini kontrol altında tutan yeni bir süreç başladı. Bunu zaten Hak İş gibi doğrudan şeyleri vardı eskiden beri. Hak İş 90'larda da böyleydi, 80'lerde de böyleydi. Yani Hak İş yani dini bir sendikal politika malzemesi yapan bir kuruluştu her zaman. Muhafazakarlığı bir şey olarak, örgütlenme modeli olarak seçiyordu. Türk İş böyle değildi. Türk İş'i Hak İş'leştirdiler. Yani Türk İş, Hak İş benzeri bir yapıya geldi. Tabii şöyle bir ayrım yapalım. Türk İş'in içinde gene şey var tabii, daha bu Türk İş yönetiminde olanlardan daha işçi haklarına dönük, emeğe dönük sendikacı tipleri kuşkusuz var. Ama bir bütün olarak baktığınızda, yönetime baktığınızda bu Türk İş yönetimi yani iktidarın yapma dediği eylemi yapmayan bir sendika yönetimi. Yani şeyi de düşünün, yani bir rekabet bile yaşamadı. Türk İş Başkanı son kendi Türk İş'in genel kuruluna tek aday olarak girdi. Ve oradan tabii tek aday olarak da seçilip çıktı. Yani uzun süre koltuk korumanın bir garantisi de iktidarla iyi geçinmek oluyor. Ama bu da sendikacılığı öldürüyor ne yazık ki. Türkiye'deki durum budur. AKP her şeyi bitirdiği gibi, bütün kurumsal yapıları tahrip ettiği gibi, sendikaların ne kadar kurumsal yapısı var ayrı mesele ama sendikaları da çok geçmişe götürdü. Yani şu an Türkiye'deki sendikacılık 1950'lere dönmüş vaziyette. Orada bile daha özgündü diyebiliriz. Yani arada tabii şeyler var. Gerek memur sendikacılığında işte şey KESK var bilmem ne, onun dışında işte eğitim iş gibi şeyler var. Yani kamu iş var. Onun dışında işte DİSK var elbette iş sendikaları içinde. Ama bütün bunlar da şey döneminde değiller. Yani hem bölünmüş yapılar olduğu için hem de yani şeye, meydanlara çıkma ve kitlesel şey yapmakla, talepleri kitlesel olarak şey yapma, iletme meselesinde oldukça zayıf kalıyorlar. O nedenle de iktidar kendi oyununu çok rahat oynayabiliyor. Bu dönemin aşılması gerekir. Türkiye bu dönemi aşmalı. Yani AKP'yi aşmak aynı zamanda Türkiye'deki bu sendikal şeyi de, donukluğu, bu sendikal eylemsizliği, bu sendikal şeyi, işbirlikçiliği de aşılması anlamına geliyor. Tabii hemen şunu söyleyeyim. İktidar mesela değişmiş olsa bir geçen sene Mayıs'ta
Bu sendikalar çok hareketli hale gelirlerdi birdenbire. Yani AKP'nin sopası ortadan kalktıktan sonra çok hareketli hale gelirlerdi. Onu da söylemiş oldum. Yani sadece inanç sistemi vesaire üzerinde değil, iktidarın sopası da bu şeyleri hizaya getirmek bakımından bu sendikacıları çok önemli rol oynuyor. Evet, Mehmet Şimşek bir kere hükümetin, bir hükümet varsa tabii, bir hükümet yok mevcut sistemde mi? Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin en önemli unsuru şu an ve bunu iktidarın bir parçası olarak yapıyor. Yani Tayyip Erdoğan her zaman gibi şu şeyi alırken de bir güvenlik koridoru etrafında inşa ediyor. Sanki bu politikalar doğrudan kendisi uygulamıyormuş gibi yapabiliyor. Yani ileride bir çok büyük sorun olur ya da viraj alması gerekirse o zaman işte bunu daha kolay yapabilmek için sorumluluğu sanki bütünle üzerine taşımıyormuş gibi yapabiliyor ama bu bir görüntü. Hiç kimse bunu artık bence şey yapmıyor, yutmuyor diyelim. Neden? Çünkü bu şeyi, bu programı getiren ve destekleyen, hatta şimdi işte asgari ücret artışlarında vesaire tepki gösteren sadece Şimşek değil, Erdoğan da yok diyor. Yani para yok diyor, başka şey diyor. Yani biz bu işte düze çıkacağız diyor, enflasyon bitince göreceksiniz her şey iyi olacak falan. Emekli maaşları bilmem ne o zaman olacak. Yani burada bir orkestra var, bu orkestranın şefi Erdoğan aslında. Ama şef yardımcısı da burada şey Şimşek. Şimşek hem şeyin iktidarın şu an en umut bağladığı figür. Neden? Çünkü berbat ettiler ekonomiyi. Ne için berbat ettiler? İktidarı ellerinde tutabilmek için. Yani nasıl sendikal iktidarlar kendi iktidarı tutmak için iktidara yanaşıyorlar. Tayyip Erdoğan da kendi iktidarını uzatabilmek için işte bu faiz indirimi vesaire üzerinden hem sermaye hem hane halkına çok düşük faizlerle krediler verdi bir dönem Mayıs 2023'e kadar. İşte ücret artışları vesaire üzerinden şey yaptı, yani programını götürdü. Yani aslında şeye o sırada gerekli olan enflasyon artışı eğilimine girmişken gerekli olan tam tersi işler yaptı. Ama bu onun iktidarda kalmasına hizmet etti. Şimdi diyor ki bütün bunların bir sorumluluğu falan hiç kimse üstlenmiyor. Ne Şimşek bunun bir hesabını veriyor. Sadece bir tek rasyonel politikalar lafını etti. Bir daha tık üzerinde hiçbir şey yok. Yani rasyonel politikalar, peki rasyonel olan neydi? Bunu hiç kimse konuşmuyor. Bu şey yasak alan yani. Buna kimse girmiyor. İyi de ama bunun bedelini şimdi kime ödetiyoruz? Bütün bir emekçi kesimleri halka ödetiyorlar. Ve diyorlar ki işte sabredin, sabrın solu selamet. Türk İş Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki yani artış olsa ne olacak asgari ücretle falan ya da emek şeyin, maaşlarında. Enflasyonu düşürmeden olur mu? Yani bir anlamda şunu demiş oluyor Türk İş Başkanı da. Yani şu enflasyona karşı programa, dezenflasyon deniyor ya, bu anti-enflasyonist diyelim programa destek verelim. Hele bir enflasyon düşsün sonra ücret artışları isteyelim ve getiren bir demeç verebiliyor. Yani bu ne kadar şey meşrulaştırıcı bir şey. Yani çünkü enflasyon bu kadar hızlıyken ne olacak ki artış olsa bir zaten bitiyor. O zaman kendi maaşları da artış yapmasın. Zaten enflasyon var değil mi? Türk İş Başkanı da bunu gazetecilerin sorması gerekiyor. Yani dolayısıyla burada herkes yan çizme derdinde kendi görevinden, kendi sorumluluk alanından dışarıya taşıp başka yerlere topu atmaya çalışan bir sendikal yapı ve bir şey siyasi yapı var. Yani iktidarda işte her zaman bir ya dış bahane buluyor ya işte adını konmamış şey dünyada her yerde enflasyon var diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. Büyük yani büyük kocaman çarpıtmalar yapılıyor. Şimdi burada bu iç ve dış sermayenin programı, programa Tayyip'in karşı çıkacak gücü yok. Yani burada şunu altını çizelim. Yani şey izin verdiği için bunları uyguluyor falan ama yani Tayyip izin vermek değil sadece mecbur olduğu için de. Yani Erdoğan'ın şu an Şimşek'in uyguladığı bu örtük IMF programı dışında yapabileceği hiçbir şey yok. Zaten bu program IMF tarafından desteklendi. Açıkça söylendi biz de olsak bunu önerirdik dedi. Dünya Bankası koştu geldi hemen kredi şeyini havuzunu açtı. Gerçi yıllara sahip olarak gelecek ama yani bu bir IMF kredisi gibi değil tabii. IMF kredisi gelse bir 50 milyar dolar ya da üstü. Buna da çok hayır demeyecekler gibi gözüküyor.
Ama şimdilik siyasi bir şeyi var bunun, sıkıntısı var iktidar arasında. Böyle bir dönemden geçiliyor. Bu dönemde uzun sürecek bir istikrar programı, yani 2-3 yıl, 3 yıl olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Şimşek daha geçenlerde 3 yıldan tekrar bahsetti. Yani demek ki 3 yılda geçecek, geçen Haziran'dan bu yana alırsak. Sürekli olarak geniş kitlelere kemer sıktırarak yol alınabilir mi? Bu o kadar kolay gözükmüyor, onu da söyleyeyim. Çünkü şey yok, yani kemerde delik kalmadı, gidilebilecek çok fazla bir yol yok. Yani burada kitlelerin ben şimdiye kadar, yani zamanında tepki gösterilmedi geçen sene Mayıs'ta. Şimdi de bu asgari ücret öncesinde, yani Haziran'da büyük bir tepki kitlesel olması gerekiyordu. O kadar olmadı. Ama sanırım biriken tepkiler sonbaharda daha fazla öne çıkacak. Çünkü bıçak kemiği daha çok dayanmış olacak. Daha fazla satın alma gücü erimesiyle karşı karşıya geleceğiz. Şimdi bu yüzde işte enflasyon farkı bilmem ne, emekliler bir sürü bir iki ay idare edecekler durumu. Ama asgari ücrete hiçbir artış olmayacak. Emeklilerin bir bölümünde hiç olmayacak. Yani bu milyonlar bir bölümde değil. Yani 8 bin kök aylığın altı alanlarda hiçbir artış olmayacak. Yani reel artışı bir tarafa bıraktık. Nominal dediğimiz cari artış da olmayacak. Dolayısıyla bıçak kemiğe dayanacak bir iki ay sonra, bu yaz rehaveti geçtikten sonra. Ve o zaman iktidar beklediğinden daha fazla tepki alabilecektir. Ama bunun örgütlenmesi gerekiyor. Yani burada sadece işte televizyonların sokakta vatandaşa mikrofon uzatmaları üzerinden tepkiler ölçülemez ya da oradan tepkiler iktidara ulaşamaz. Bunun mutlaka örgütlenmesi gerekiyor. Kim örgütleyecek? Siyaset ve sendikal örgütler yapacak bunu. Yani bizzat şeyin de hem siyasi taban, yani seçmen tabanı, hem de sendikaların üye tabanı kendi yönetimlerini zorlamak durumundalar. Aksi takdirde bu büyük bir şey, büyük bir kayıp, büyük bir gelir eşitsizliği ve ciddi anlamda, mutlak anlamda açlık, mutlak yoksulluk gibi tabloların çok daha derinleştiği bir dönem olacak. O nedenle de Şimşek şeyi temsil ediyor, iç ve dış sermaye temsil ediyor. Bunun karşısında emeğin kendi cephesini kurması gerekiyor ve siyaseti ve sendikal şeyi zorlaması gerekiyor.